Hekim. Ben ilaçların isim listelerini kestim. Arkadaşlar verecekler şimdi ekrana o görüntüyü. Ben ön taraftaki isim listelerini kestim. Bakın TTB bununla uğraşması lazım. Ama TTB ve TTB'yi TTB ile aynı şeyi düşünen, geçen Amerikan elçisinin de ilaç paralarını alamazsak şöyle olur dediği, o TTB'cilerin de bugün ameliyatlara bile giremiyoruz, şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz dediği hadisenin bir benzeri bakın. İşte karın ağrıları bu, dertleri bu. İşte o küresel ilaç firmalarının derdi bu. Bakın 2009'muş. AK Parti gücünü toparlamaya başladığında, sağlık sisteminde kademe kademe gelince, tam gün yasası ile ilgili çalışma başlayınca, sağlıktaki bu fahiş fiyat olayına el atacağım demiş. İlaçların tamamını ben almıyor muyum kardeş demiş. Evet, %97'sini ben alıyorum demiş. %3'ünü vatandaş gidip kendi parasıyla cebinden alabiliyor demiş. %97 alıcı bensem bu ülkede, milyar dolarlık ilaç alıyorsam demiş. Kardeş o zaman demiş ki oturacaksın benimle pazarlık masasına, bu ilaçların fiyatlarını revize edeceğiz seninle birlikte demiş. Aa olur mu bilmem ne falan filan demişler, oturtmuş masaya Sağlık Bakanlığı. Bakın bir ilaç etken maddesi orada 168 lira 11 kuruşa satılıyormuş, 168 lira. Bakanlık demiş ki %74,89 düşürdüm kardeş ben bunu demiş. Nasıl olur falan demiş, bu etken maddesinin alışı bu, satışı bu. Bunu ben de burada kapsüle dönüştürsem bak bu fiyatlardan daha ucuza getireceğim. Sen en iyisi mi demiş. Bu fiyatı belirledim ben demiş. Bu düşür. Yeni fiyat ne olmuş biliyor musunuz? 168 liradan 42 liraya düşmüş ilacın fiyatı. 2009. Revizyon yapılmış. Bakın 16 liradan bir başka hemen altında yine bir etken maddesi ilaç. Ben söylemiyorum etken maddelerini. Fiyatı 16 lira 40 kuruştan %71,40 daha düşmüş. Bakın 7 lira 69 kuruşa düşmüş. Hoplayıp zıplamışlar yine o dönem. Baktın mı 2009'da ilaç gelemeyecek, şu olamayacak, bu olamayacak. Liste aşağı doğru böyle gidiyor. %69, 67, 65 fiyatlarda indirim yapılmış. Totaldaysa yıllık ilaç maliyetinden 2,5 milyar dolara yakın kar, yani fazla verilecekken 2,5 milyar dolara yakın para gitmemiş. Ne? 2 S-400 bataryası. ABD'nin şu kıyameti kopardığı almayın dediği hadise gibi. Şimdi bakın fiyatlar böyle düşmüş. Şimdi o kafa puslu havayı seviyor ya. İşte bu TTB'cilerle, şu sözcüsü Cumhuriyeti bir günüyle, o ilaç bulunamıyor, bu ilaç gelemeyebilir, İlaçlar stok yapılıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor, gizleniyor, vatandaşa verilmiyor. Ameliyat gereçleri alınamıyor, getirilemiyor. Niye? Dolar uçtu. Bakanlıkta diyor ya sakin olun. Her şeyi halledeceğiz. En son geçen Amerikan elçisine düştüler. Amerikan elçisi kalktı ilaçlarla ilgili açıklama yaptı. Tablo bu. Bunu da bir hekim arkadaşımız sağ olsun, bir doçent arkadaşımız gönderdi. İşte Muratçım dedi, sizi izliyoruz sabahları. Yani Allah razı olsun, güzel anlatıyorsunuz ama esas onlardan böyle Allah de bir şey razı var olsun. Dedim. Yani şimdi şunu ben komple anlatım olarak duyduk. Sağlık bakanlarından, eski bakanlardan duyduk. Mevcut şartlar içerisinde işlerin böyle yürüdüğünü, artık Ocak Şubat ayında ilaç fabrikatörleriyle Sağlık Bakanlığı'nın masaya oturduğunu biliyoruz. İşte doların 4 küsura sabitlenip bütün yıl boyunca o dolar bazı kuru baz alınarak bütün yıl boyunca ilaçların alındığını, öyle bir ay çıktı. Haydi bakalım o yeni dolar kurundan alma yerine. Kardeşim ben senden çok büyük oranda, çok büyük miktarda ilaç satın alıyorum. Dolayısıyla ben de bu gücümü, tüketici gücümü kullanmak istiyorum diyor devlet. Hani onların beğenmedikleri AK Parti iktidarı ve o ilaç fabrikatörlerini, ki bunların %90'ı da Amerikalı ilaç fabrikatörleri, bunların hepsinin yelkenlerini aşağıya indiriyor. Ve o tarihlerde Türk Tabipleri Birliği yine bu ilaç fabrikatörlerinden yana tavır alıyorlar. Bugün yine benzer şekilde işte ameliyatlar yapılamayacak. Bir tane sol emekçi geçinen gazetede, bugünkü gazetede, Evrensel'de son stenti taktık diyor. Ya, bitti. Yapmayın. Stent bitti. Yapmayın. Ya. Yapmayın. İşte o neyi biliyor musunuz Ali Bey? Şu fiyatları arttırabilir miyiz? Evet. Sağlık Bakanlığı'nın elini zayıflatabilir miyiz? Sağlık Bakanlığı bir paniğe kapılsın, bürokratlar desin ki bu ilaçlar bulunamıyormuş. O 168 lira istiyor ama biz 42 liraya düşüreceğiz ya, ne yapalım, düşürmeyelim, 168 olsun. Son stenti taktık.
Başka stent yok elimizde. Gelecek olan hastaya stent takamayacağız. Dolayısıyla acilen siz ne istiyorlarsa alın. 1 liralık şeye ya. 10 lira bile deseler alın yollayın diye fabrikatörlerin, emekçi gazetesi fabrikatörlerin sözcülüğünü yapıyor. Evet.